özellikle Masuaku'nun iyi başlaması da önemli. Çünkü muazzam bir orta yaptı o şey. İyi de oynadı. Yani iyi de oynadı. Fakat ben tekrar söylüyorum, Rozier'in bu sezon Beşiktaş'ın en verimli oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Ama bugün vasatın altında kaldı değil mi? Ben yani genel anlamda hayır. Oyuncunun ben şeyine bakarım. Coşkusuna, fiziğine, topa gidişine falan bakarım. Neden? İki tane oyuncudan bahsedeceğim. Yönetmekle ilgili. Bir de giden kim vardı? Saiz. Beşiktaş'tan. Evet. Gider gitmez. İkisinin de ortak yönü neydi? Şenol Hoca'yla problemi vardı. Onu görebiliyoruz. Şenol Hoca dedi ki ya bana ve takımıma uyacaksınız ya da güle güle. Bu direkten kim döndü? Rozier. Rozier döndü. Peki onu daha da iyi hale getirmek için kimi aldı Beşiktaş? Onur'u getirdi. Onur'u aldı. Al dedi. Oynayacaksan kapasitelerini göster. Şenol Hoca'nın bir artısını daha söyleyeyim. Bireysel olarak oyunculara gelişimi kaydediyor onlarla. Örnek mi? Tabii ki malzeme iyiyse geliştirebilirsiniz. Salih. Buca'dan Fenerbahçe'ye teknik forvet arkası olarak alınan Salih. Bir seyahat etti yurt dışı, Alanya falan derken Şenol Hoca'dan sonraki verimini arttığını görebiliyoruz. Aynı şekilde Jetson da öyle. Jetson çok koşucu bir oyuncuyken evet yine koşuyor. Rize'de de koşuyordu biliyoruz. Ama oyunu içinde de artık daha aktif hale geldi. Şu kadronun hocam Mert bile maça başlayan kadro hocayla kendine geldi yani. Değil mi kaleci? Tabii ki o zaten Şenol Hoca Mert'i hem beğeniyordu hem de Mert'i de kazanmış oldu. Milli takıma kadar getirdi. Baktığınız zaman şöyle 3 günlük takımları koy. Allah Allah Beşiktaş'ın zor ama değil işte. Orada da gerçekten Beşiktaş'ın oyuncuların performanslarını emin olun tamamı yapacaktır. Şu kadrodan da Eylül ortalarında biz 4 tane falan farklı oyuncu göreceğiz Beşiktaş'ta. Mutlaka göreceğiz diye düşünüyorum. Onun için de Beşiktaş'ın Fenerbahçe ve Galatasaray kadar şansının olduğunu düşünüyorum. Hatta geçen arkadaşımız dedi ki 3. olmaz dedi Beşiktaş için. Hani kağıt üzerinde öyle konuşuluyor ya. Nedense ama Beşiktaş takımı ben çok farklı düşünüyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray kadar şampiyonluk şansının olduğunu düşünüyorum. Hocam sizin Sayın Güneş'in puan performansı ile ilgili istediğiniz grafikler mi? Oraya geleceğim. O da önemli bilgi. Artı demeyeceğim o da. Eksiden bahsedeceğim orada. Bir de Burak Yılmaz. Bu da önemli bir transferdir. Şenol Hoca'ya çalışmak kolay değildir. Çalışmamama rağmen söylüyorum. Oyunculuğumda abimizdi, takım kaptanımızdı filan ama milli takımda. İlişkilerimizde çok saygı çerçevesinde hep devam eder. Ama zor bir teknik adamdır oyuncu için. İletişimde kötü niyetli değil. Mesafesini korur. Laf sokar basın toplantısına mesela. Sizin bahsettiğiniz tarz yani tarz. Teknik direktör Bayram tarzı. Bayram bunu götürdü Bayram. Daha sonra bakın Burak Yılmaz tam bu işin yabancılık problemi yok. Müthiş bir kariyer var. Hocasını çok iyi tanıyor hem oyunculuktan hem antrenörlüğünden tanıyor. Beşiktaş kulübünü tanıyor. En önemlisi de ben Burak Yılmaz, Arda Turan, Volkan Demirel, Emre, bunları niye seviyorum? Bunlar çok şükür para kazandılar futboldan. Ya bana ne demediler? Nereden başlıyor? Ben Süper Lig'de birinci antrenör olacağım demiyor. Gittik hocasından biraz daha gelişeyim istiyor. Bu ömür boyu Burak Yılmaz Şenol Hoca'ya çalışmayacak. Arda Turan biraz ligde başladı. Kaldı ki playoff'ta elendi ama yine devam ediyor bir alt ligde. 100 bin kişi statta oynayan Arda hiç kompleks falan yapmadı. Ben dedi antrenörlük de yapacağım. Futbolcu gibi başarılı olmak istiyorum dedi. Aynı öyle şekilde Volkan Demirel. Fenerbahçe'yle alınırken yok dedi. Benim Hatay'a gönüllü borcum var dedi. Geliştiriyor kendini. Bu arkadaşlarımızın antrenörlük yapmak istemeleri çok önemli. Çok hakikaten. 3 teknik adamdan bahsederdik ya. Terim, Denizli, Şenol Güneş. Dönüp dolaşıp bunu söyledik. Gelsinler. Tabii onlardan sonra bir Aykut Hoca'ların dönemi var. Onlar da önemli teknik adamlar. Abdullah Hoca olsun. Bu kardeşlerimizin de özellikle uluslararası oyunda oynadılar. Tekrar eğitici olarak dönmeleri. Ve eğitmenlerin yanındaki iyi bir eğitmendir Şenol Hoca. Beşiktaş'ın da teknik kadrosunda başarılı olduğunu düşünüyorum. Teknik kadroya ince sezon başı hakem seminerinde çok sert bir şekilde dendi ki
Hiç acımayın kulübelere, gerekirse ihlalde kart gösterin. Ama vur dediler, öldürür bunlar. Gelene gidene kart gösteriyorlar. Antrenör insandır. Allah, hani affedersin, küfür etmediği süre içerisinde. Çok ciddi bir çarpıcı bir şey yapmadığı süre içerisinde. Alan ihlali. Ayrıca da üç büyüklere farklı, diğerlerine farklı olursa olmaz. Sen yakaladın Anadolu takım antrenörü, hemen çağırıyorsun, pat diye kart gösteriyorsun. Antrenör de insandır. Çok büyük saygısızlık yapmadığı süre içinde çizgiyi geçti. Bak, ben sana göstermedim, çizgiyi geçtin mi diyecek. Yani. Olabilir ya bu. Fark etmeyebilir. Dördüncü kim uyarır, sonra gelir bir daha uyarır. Bu kartlar çok kolay çıkmasın. Bence bu da önemli. Hani bu disiplini sağlamak için sürekli cezayla olmaz. Şenol Hoca ile ilgili geçenlerde bizim Metin Tekin'in kardeşi Dinç vardır. İyi bir eşler diyorlar. Çok da severim. Çok iyi bir arkadaşımızdır. Abisin ya, bizim Metin'in onun anlattığı bir istatistik. Biz atlamışız. Biz hayal ediyoruz. Şenol Hoca'dan sonra Beşiktaş uçtu kaçtı diyoruz. Şenol Hoca geldiğinde Beşiktaş 11. hafta arkadaşlara istedim. Ara vermişti ama Şenol Hoca, biliyorsun. Ve hatırlıyorum da o günlerde aslında Şenol Hoca geldiğinde konsantrasyonu iyi değildi. Böyle ürkekti biraz. Hatırlıyor musun? Yani evet, takıma çok hakim falan değildi. Bir bakalım 11. hafta, ve hatta biz dedik ki ligin ikinci yarısının lideri Beşiktaş olabilir belki dedik. Hiç de öyle bir şey olmamış aslında. Ligin 11. haftasında teknik direktör Valerian İsmail gittiğinde Beşiktaş lig beşincisi, lider Fenerbahçe arasında 4 puan fark var. Ligin 8.'si Galatasaray bir maç eksiğiyle. Yani o maç eksiğine 2 puan Beşiktaş, pardon, 1 puan önde. 2 puan Galatasaray öne geçer. Evet. Kazanmış olsa. 1 puan önde. Yani aslında Şenol Hoca geldiği zaman şampiyon Galatasaray'la maç fazlası da olsa 1 puan. Sonra devre oluyor. Bu devreye kadar bir şey oluyor Beşiktaş'ta. O Beşiktaş 33 olurken alttaki Galatasaray 42 yapıyor. İşte aslında burada geçen sene Fenerbahçe'nin de aldığı puan aslında az değil. Şenol Hoca'da ikinci yer alınan puan da az değil. Ama fakat Galatasaray'ın Türkiye rekoru kırması 14 maç gibi, orada iş kopmuş. Şimdi bu istatistiği biz atlamışız. Metin, hemen aradık Metin, ya bu gerçekçi bir şey mi? Evet dedi ya. Yani çok da hoşuma gitti. Ve lig de şöyle bitiyor. Şöyle bitiyor lig. Yine de şunu söyleyeyim sana, bundan daha önemli, ligin ikinci yarısının lideri kim diye baktığımız zaman yine Beşiktaş Galatasaray'a geçememiş. Ligin sadece ikinci yarısı için bir puan farklı, yine Galatasaray daha fazla puan almış. Ama 11 ile 18 arası ve onun devamında da Galatasaray o 14 maçlık seriden dolayı bitirmiş. Yoksa biz hep diyorduk Şenol Hoca'dan sonraki, yo Şenol Hoca geldiğinde Galatasaray gerideymiş meğerse. Çok özür dilerim. Geçen sezonun sonunda Göktuğ Sevinç'le hatırlar. Onların programda benzer bir konu konuşulmuştu. Biz başarılı olduğunu söyledik ama lider demedik. Belki de demişizdir. Hani belki de. Ha, belki de dedik. Yani, yani öyle bir rakam koymadık oraya. İkinci yarı lider bitirebilir dedik. Ha, belki evet, de. Evet. O daha sezon bitmemişti. Sezonun sonunda onlar dörtlü konseyleri bu konuyu tartışırken, hatta ben Göktuğ'a onu telefonla ilettim. Galatasaray daha, Okan Buruk, Şenol Hoca geldiğinde Galatasaray daha aşağıda. Yani daha az puan, daha çok puan alması mümkün değil matematik olarak demiştim. Yani herkes Şenol Hoca ile evet, Beşiktaş'ın daha çok, yani o konu olmuştu. Bizde olmadı ama. Aslında biz onu aslında öyle arada, sizin dediğiniz 11. gibi. 11. haftaya dönecek olursak, ben niye Beşiktaş'ın ligin favorilerinden dediğimi oraya geleceğim aslında. O yüzden bu istatistiği sadece Şenol Hoca aslında geldiğinde Galatasaray'ın önündeymiş gibi değil. Sonra sürekli çıkışta halindeler. Çıkış halindeler. Kaldı ki matematik olarak gözükse de %1 falan ihtimali vardı şampiyonluğa, ama iddiasız takım olmasına rağmen tabii çok önemli bir seri yaptı. Arzulu, coşkulu, taraftar da işe sahip çıkmış, Beşiktaş taraftarı da takımıyla birlikte, o da biliyor şampiyon olamayacağını. Sonuna kadar kovaladı. Şimdi biraz yani kırgınlar, üzgünler. Rakiplerin transfer nedenini söyleyeyim mi hocam? Tabii. Bir tane bugün çok sevdiğim Çağatay Çepni, iyi Beşiktaşlı, o hatırlattı. Dedi ki ilk hafta maçlarında yeni transferi olmadan sahaya çıkan iki takım var dedi. Biri Kayseri, tablosu kapalı dedi. Biri biziz dedi mesela.
Enteresan. Bütün takımlar i̇lk yeni transfer. İlk 11 açısından mı diyorsun? Evet, ilk 11. Sonradan 3 oyuncu girdi. Yedeklerde evet. Rebic mesela girdi. Bu da tabii çok önemli. İlk 11'de dedi, hiç yeni isim yok dedi. Bu biraz da avantaj olarak da dönebilir. Hayır, ben iyi ya da kötü demiyorum. Hayır, enteresan. Şöyle, çok doğru ve ilginç Beşiktaş gibi evet. Kulübün. Yani hiç transfersiz. Hocam ben bir şey söyleyeyim sana. Bak yine bunu tamamlamak için söyleyeyim. Gidenleri söyleyeceğim Sayın Hurman'ın Karagümrüğü'nden. Ozdaev PAOK'a gitmiş. Borini Sampdoria. Yok, program biter onu sayın. Ben sana Cagne gitmiş, Bertol, hepsi kalanları gitmiş. Kalanları söyle, iki tane söyle. Yok gitmemiş. Ama yine de dört tane yeni evet. Transferle ilk tabii, 11 tabii. Çıkmış. Evet, bu üç ilginç. Tane belki de, kenarda belki var. De, hani Metin Ali Feyyaz'ları dönemini bilmem ama uzun yıllardır böyle bir istatistik görmedim kulüpler için. Çok kulüp için. Yani transfersiz. Beşiktaş çok ilginç geldi. Bu avantaj oldu ama. Bu maçlarda üstüne oynuyorlar oyunlarını. Nefçi maçında da. Bir istikrardır sonuçta bu da. Antrenörü tanıyan oyuncularla. Şimdi tekrar söylüyorum. Şenol Hoca değerli bir insandır, bir bilge insandır ama Şenol Hoca da kolay iletişim kuramaz oyuncular. Bundan dolayı biraz gitgeller olacak gelen oyuncularda. Fakat Beşiktaş'la uyumu Şenol Güneş'in muazzam. Evet. Muazzam yani hakikaten de.